arkadaşlar bugün size ekspertizle yapılan testlerle ilgili bazı bilgiler aktaracağım. Hani ekspertize gittiğinizde, ikinci el otomobil satımında ekspertize gittiğinizde ne gibi işlemler yapılıyor? Bunları aktarmaya çalışacağım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, like atmayı, önümler köşesinde yorum yapmayı da eksik etmeyin. Yine size bir ekspertiz yapılan bir firmadan bazı bilgileri aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlar, ikinci el ekspertizde aracınızla ilgili ekspertizi yaptırmak istediğinizde iki çeşit, yani aracın hem kaporta, boya ve mekanik kontrollerinin yapıldığı bir ekspertiz türü önerilir, full olarak. İç dış kontroller de yapılıyor. Aracın içindeki değebilir, radyosudur, iç döşemesidir, dışındaki aksesuarlardır. Bunlarla ilgili ölçümler ve kontroller yapılıyor ekspertizlerde. Kaportada ve motorda, mekanikte yapılan kontroller var. Ama full bir ekspertiz istediğinizde size yapılacak olan ekspertizi ana 3 konuda toplayabiliriz. Sürüş güvenlik testleri ve motor kontrolü ve kaporta boyu olarak 3 ana grupta toplanabilir. Bunlar ayrıldığı zaman bayağı bir çeşit oldu. Dolayısıyla ekspertizlere gittiğinizde fiyat olarak da sizin karşınıza hepsi bir ölçek adında fiyatlandırılmış ve bunun yapılan işin karşılığında da bir ücret talep ediliyor. Peki sizin için önemli olan nedir? Arkadaşlar, tabii ki aracın iskelet yapısı, kaporta, boya dediğimiz ve onun haricinde mekanik, motor ve yürüyen aksam olarak araç üzerindeki bileşenlerin komple kontrolüyle alakalı testleri yaptırmanızı tavsiye ederim. Peki biz geldik, şimdi ekspertizdeyiz ve ekspertizde ne yaptırmak istiyoruz? Sürüş güvenlik testleri dediğimiz testler nedir? Neden oluşuyor? Onlara geçelim. Arkadaşlar, aracımızda sürüş güvenlik testi ölçümü yaptığımızda ilk önce aracımızı yanal kaymayla, aracın 1 kilometrelik yolda direksiyonunuzu bıraktığınızda sağa ve sola kaçmasıyla ilgili bir ölçüm yapılıyor. Lastik, ön ve arka lastik ve dingil aralıklarındaki ölçümle beraber aracınızın rota ayarında veya ön düzen bileşenlerinde bir sorun var mı, yok mu, onun ölçümü yapılıyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü sebebi şu, arkadaşlar, aracınızda herhangi bir büyük onarımda, herhangi bir alttan vurma veya hasar, darbe alması durumunda piyasada bazı onarımlar yapılıyor. Bu onarımlar road balance kontrolleri sırasında tespit edilebiliyor. İşte ön tespit olarak da yanal kayma dediğimiz sağa sola direksiyonun kaçmasıyla ilgili ölçüm yapılıyor. Belki basit olarak gözükebilir, kimse için çok bir değer kazanmayabilir ama araç üzerindeki bazı ölçümler ipucu veriyor bize arkadaşlar. O yüzden yanal kayma dediğimiz aracımızda bir sensör vasıtasıyla şu tabloda arkadaşlar aracın geçmesiyle, şuradan geçmesiyle ön ve arka tekerleklerde açılarını kontrol ederek direksiyonda bir eğrilik var mı, sağa sola kaçma var mı gibi bir kontrol yapılıyor. Daha sonrasında arkadaşlar aracın amortisörleri test ediliyor. Arkadaşlar, amortisör testi deyip gelip geçmeyin. Çünkü bir Mercedes'te bir amortisörün fiyatı 3.000 lira, bir BMW'de 4.000 lira, 5.000 lira gibi rakamları bulabiliyor sadece bir amortisör. Dolayısıyla amortisör testi de yaptırmak gerekiyor. Daha sonrasında arkadaşlar, fren testi denilen test var. Ön frenlerin salgı sıkılama, yani fren sisteminde frene bastığınızda titreme var mı, yok mu, fren gücüyle ilgili ölçümler yapılıyor. Araç muayene istasyonlarında da bu ölçümler yapılıyor. Dolayısıyla bu sürüş güvenlik testlerini çok etkileyen bir durum arkadaşlar. Yani böyle bir testi yaptırdığınızda daha sonrasında muayene istasyonuna gidecekseniz eğer orada burada yapılan testler başarılıysa muayene istasyonunda da sorun yaşamayacağınızı gösterir. Ama ticari araçların birçoğunda trenle ilgili sorunlar yaşanmakta. Dolayısıyla ticari bir araca sahipseniz mutlaka bu testleri yaptırmanızı tavsiye ederim. Fren testinde ne dedik? Ön fren testi yapılıyor. Dikslerdeki, frendeki salgı ölçülüyor. Aynı zamanda iki teker arasındaki fren kuvvetleri de tespit ediliyor. Eğer bir sorun varsa sorun olduğu size anlatılıyor. Ve aynı zamanda aracın arka tekerlerinde kampana veya dikse sahip olan fren sisteminde bir problem var mı yok mu? Ya da aynı şekilde salgı sıkılama, yani bir salgı var mı, bir eğrilik var mı? Aynı zamanda fren farkı var mı? Ve aynı zamanda da el frenleriyle bir sıkıntı var mı? Bu ölçümler yapılıyor. Dolayısıyla arkadaşlar, sürüş güvenlik testleri çok önemli. Daha sonrasında arkadaşlar, ölçüler çok önemli bir mevzu daha var.
aracınız önden çekişli veyahut da dört çekere sahipse, yani içi çekişli veya dört çekişliyse aracınız dyno testi yapılıyor. Dinamometre yardımıyla arkadaşlar ölçümler yapılıyor. Peki bu ölçümlerde ne gibi şeyler elde ediliyor? Yani ne fark ediliyor? Arkadaşlar aracınızda otomatik şanzıman veyahut da manuel şanzımanda vites geçişleriniz kontrol ediliyor. Ve sonrasında motorda vurultulu bir ses var mı? Aracı kullanırken diferansiyelinde, şanzımanla, bilyalarında bir sorun var mı? Bunun tespiti yapılıyor. Ve en önemlisi motor kontrolü yapılıyor arkadaşlar. Aracınız kaç beygir? Atıyorum bizim aracımız 110 beygir. 110 beygirlik güç üretiyor mu? Bu performansı yerine getirebiliyor mu? Eğer getiremiyorsa neden getiremiyor? Turbosunda mı sorun var? Ejektörlerinde mi sorun var? Ne gibi bir sorun var? Bunun tespit ve teşhisi yapılıyor. Yani tespit yapıldığı zaman zaten yapılacak şeyler de ortaya çıkıyor arkadaşlar. O yüzden birçok araçta, birçok ekspertizde dinamometre kullanılır, olmayanı da yok zaten. Ama fiyat konusunda bazı maliyetleri aşağı çekebilmek için dolayısıyla bunlar da bir masraf arkadaşlar. Ekspertiz yapılırken ya sadece kaporta yapalım yeterli diyebiliyorlar. Ama benim size tavsiyem mutlaka dinamometre ölçümlerinizi, dyno ölçümlerinizi yaptırın. Çünkü en büyük sebeplerden bir tanesi arkadaşlar bu testler yapılırken aracın egzozundan çıkan, yani araç yükteyken belli bir konumda belli bir devirde giderken egzozdan çıkan duman rengini arkadaşlar normalde gaz verdiğinizde göremezsiniz. İşte burada bir usta içeride ölçüm yaparken diğer usta da egzozu gözetliyor. Egzozdan çıkan ve duman rengine göre bazı tespitler yapılıyor. İşte aracınızda beyaz duman mı var, aracınızda mavi duman mı var, yağ dumanı mı var, siyah duman mı var gibi tespitler yapılıyor. Birçok yerde dyno testi yaptırmayın, motoru yoruyor derler. Ama ikinci el araç alımında mutlaka bilinçli kişiler tarafından yapılmasını tavsiye ederim. Çünkü piyasada eğitimini almamış, bu konuda çok teknik verilere sahip olmayan personel de maalesef çalıştırılmakta. Bu da doğabilecek arızaların önüne geçemiyor. Yani dyno testini aldık turbo patladı diyor. Oysa ki araçta yağ kaçağı, motorla ilgili bazı sorunlar varsa zaten bu testler yapılmaz arkadaşlar. Niçin yapılmadığını da ekspertizdeki teknik personel size aktarması gerekir. Peki onun haricinde ne yapılıyor? Daha sonra daha bir liftimiz var. Bu lifte alınıyor arkadaşlar. Bu lifte alındığında aracın iç dış kontrolleri, aracın radyo, sınav tutu, koltuklarına, döşemelerine ve aracın iskelet yapısı, aracın şasileri dediğimiz şasi kontrolleri gibi bazı tespitler yapılıyor. İşte değişen parçası, değişmeyen kaynaklı, kaynaksız, macunlu, macunsuz gibi ölçümler yapılıyor. O da teknik olarak cihaz yardımıyla, ama cihaz yardımının en büyük cihazı kullanacak kişi de işbirliği arkadaşlar. Çünkü ustalarımız bu konuda teknik olarak eğer iyi bir eğitimli bir ustaysa araçta ne var ne yok hepsini size gösterebiliyor. Onun haricinde arkadaşlar bu testler yapıldıktan sonra da sizlere uygun bir dilde bu aktarılıyor ve yaptırmış olduğunuz işin karşılığında hem size bir öğretmen gibi aktarıyor arkadaş. Aktardığı gibi de siz de bunu hem yazılı hem de sözlü olarak almış oluyorsunuz. Birçok ekspertizlerde, birçok marka gözetmek için aynı şeyler anlatmış olduğu konuların hepsi yapılmakta. Bu ekspertizle ilgili soru ve görüşleriniz varsa mutlaka yorumlar köşesine yazın. Bu arada tabii ki özel kontroller de yapıyorlar. Eğilme kontrolü isterseniz, kilometre kontrolü isterseniz bunun gibi birçok kontrol yapılıyor arkadaşlar. Sizlere tavsiyem ekspertiz yaptırırken ya full yaptırın arkadaşlar ya da sizin yani kaporta boya ve mekanik çok önemli. Aktardığım gibi yani bu konuda mutlaka full ekspertiz yapmanızı ben tavsiye ederim. Ama tabii ki aracınız çok eski bir model bir araçsa, araçta bazı şeyleri de biliyorsanız tabii ki gerekli olan sizin için ne önemliyse onu yaptırmanızı da ayrıca tavsiye ederim. Hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Mutlu olun efendim.